Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'nin savunma sanayisinde oldukça önemli bir yere sahip olan milli muharip uçak projesi yani namı diğer Kaan hakkında konuşacağız. Bu proje Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretebilmesi için atılan en büyük adımlardan biri ve aslında kendi ayaklarımızın üstünde durabilmemiz için stratejik bir öneme sahip. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2024-2028 Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dökümanına göre Milli Muharip Uçak Kaan için kurulacak test merkezlerinden altyapı yatırımlarına kadar pek çok önemli adım planlanmış durumda. Peki Milli Muharip Uçak Projesi'nde nasıl ilerliyoruz? Öncelikle bu uçak için çok kapsamlı test merkezleri kuruluyor. Radar kesit alanı ölçümünden yıldırım çarpma emniyetine, büyük ölçekli yapısal dayanım ve yorgunluk test altyapısından elektromanyetik uyumluluğa kadar her şey düşünülmüş. Sadece uçağın yapısını değil içinde kullanılacak tüm bileşenlerin test edilmesi için aviyonik bilgisayarlar, iniş takımları, motorlar, jeneratörler gibi sistemlerinde özel test merkezleri kurulacak. Bu kadar detaylı altyapı sayesinde Türkiye artık tamamen yerli imkanlarla uçak geliştirebilecek seviyeye geliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı sadece test merkezlerinin kurulmasıyla kalmayıp bu merkezlerin hem yerli hem de uluslararası projelerde kullanılabilmesi için gerekli işbirliklerin de planlıyor. Yani Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bu alanda başka ülkelerle çalışarak savunma sanayisindeki etkisini artıracak. Ayrıca uzman personel yetiştirilmesi, tasarım ve üretim altyapılarının güçlendirilmesi de projenin sürdürülebilirliği için çok önemli adımlar. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer önemli nokta da KAAN uçağı ve diğer milli projeler kapsamında geliştirilecek sistemlerin sadece üretimi değil, uzun vadede bakım ve idame sürecinin de şimdiden planlanıyor olması. Sürdürülebilir bir uçak sanayi için tasarım ve üretim süreçlerinin yanında lojistik destek altyapısının da geliştirilmesi hedefleniyor. Kısacası Kaan Türkiye'nin sadece bir uçak üretme projesi değil, yerli ve milli savunma sanayimizi daha da ileriye taşıyacak sürdürülebilir bir sanayi altyapısı kurma projesi. Bu sayede hem ülkemiz daha bağımsız hale gelecek hem de savunma alanında kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaşılacak. Türkiye için gerçekten gurur verici bir adım. Savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.